Şehir dedektifi yapısal olarak bir sivil inisiyatif. İnisiyatifte toplam aktif olarak çalışan kaç kişi olduğunuzu sormak istedik aslında. Yürütücüler, ekipte iletişim ve karar alma aşamaları nasıl ilerliyor? Şehir dedektifi şehrini merak eden, ona dair karar alma süreçlerine katılım sağlamak isteyen bir persona. Bu personayla birlikte aslında biz kentte aktif yurttaşlığı desteklemeye çalışıyoruz ve mekansal süreçlerde çocuk katılımının önünü açabilecek, çocukların kentle ilişkisinde hak temelli araçlar geliştirebilecek ve tasarım araçları yaratabilecek bir çalışmalar bütünümüz var. Şu anda aktif olarak 8 tane gönüllümüz var. Bu gönüllülerle birlikte her salı toplantılar yapıyoruz ve ilerleyen çalışmalarımızı toplantılarımızda birlikte karar veriyoruz. Her çalışma aslında bizim için bir sonraki çalışmanın bir argesi oluyor. Çünkü orada tespit ettiğimiz sorunları daha sonrasında yeni bir proje aşamasına taşıyarak birlikte gönüllü faaliyetlerle nasıl kim nasıl destek olabilir karar vermeye çalışıyoruz ve kendi aramızda görev paylaşımı yapıyoruz. Ekonomik açıdan projeler nasıl sürdürülebilir bir şekilde ilerliyor? Projelerimizi genel itibariyle bizim gibi sivil inisiyatiflere destek veren kuruluşlara yazıyoruz. Yani destekleniyor Avrupa Birliği fon kuruluşları tarafından şehir dedektifi. Onun dışında da aktivitelerimizin çoğu aslında gönüllü faaliyetler. Dolayısıyla üniversite öğrencilerine özellikle açık faaliyetler ve buradaki gönüllü emekle de biz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Etkinlikleriniz ve çalışmalarınızda odağınıza aldığınız problemler veya klasik eğitim sisteminizde gördüğünüz eksiklikler nelerdi? Bir çocuğun da bir yetişkinin de aslında öğrenmesi için ne kadar çok duyu ve hareket varsa orada aslında o kadar aktif öğrenme gerçekleşiyor. Ve biz de bu noktada yani ne kadar çok deneyim alanı yaratabiliriz, ne kadar çok işte çocuğun kendi yaşamından bağlantı kurabiliriz gibi noktalara değinmeye çalışıyoruz. Yanı başımızda duran aslında çok büyük bir kaynak var. Bu da doğa. Yani kentlerin içinde her ne kadar unutmuş olsak da yani çok uzaklarda işte doğa bizden çok bağımsız bir parçaymış, işte ormana gitmemiz gerekiyormuş, işte ya da çok kırsalda yaşamamız gerekiyormuş gibi davransak da aslında işte hayatlarımızın içindeki işte o parklarda ya da işte kuş göçleriyle ya da ne bileyim beraber yaşadığımız hayvanlardan bile öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden de ne kadar aslında öncesinde de bahsettiğim gibi hayatımızda olan şeylerse yani biz bu bağlantıyı kurarken çocuklarla ne kadar onlara destek olabiliyorsak bu daha önemli bence. Ben de şöyle özetleyebilirim. Genellikle ya bizim problem olarak gördüğümüz şey yani şehir dedektifi bir İstanbul inisiyatifi. Dolayısıyla çok büyük bir kentte yaşıyoruz ve yani çocuk bizim hani ana çalışma alanımız çocukların mekansal hakları. Yani çocuklar bu kentte haklarına erişebiliyorlar mı? Çocuklar kentte işte kendilerine vakit geçirebilecekleri, oyun oynayabilecekleri, dinlenebilecekleri alanlar bulabiliyorlar mı diye sorular sorduğumuzda aslında çocukların mekan kullanımına ilişkin şöyle bir çerçeve ortaya çıkıyor. İşte pandemiden öncesinde çocuk işte bir evinde oturuyor, evinden okuluna servisle gidiyor, işte okulundan çıkıyor, evine gene servisle gidiyor. İşte genellikle alışveriş merkezlerinde vakit geçiriyor. Yani böyle şey mekan, kapalı mekanlar içerisinde geçirdiği bir hayat var. Ve hiçbir karşılaşma imkanı yok burada. Biz biraz daha bu alanın içerisinde, biz bu problemi bir kentsel düzende nasıl çözebiliriz derken biraz daha eğitim alanına dahil olduk. Çünkü yaptığımız şeylerin bir şekilde öğrenmeye hizmet ettiğini de zaman içerisinde keşfettik. Biz didaktik olarak anlatabileceğimiz şeylerin ötesinde kentlerin yani sadece İstanbul'un değil İstanbul'un içerisinde çok fazla hikaye var. İstanbul'un çok fazla katmanı var ama bütün kentlerde aslında çocukların öğrenmesine olanak sağlayabilecek bir sürü şey var. Bir sürü malzeme var. Kentin kendi bir canlı organizma olarak kendisinin anlattığı bir hikaye var. Ve çocuklar da kendileri bu hikayelerle kendi yaşam deneyimleri ölçüsünde buluşuyorlar ve bunu bir öğrenmeye çeviriyorlar. Bu yaptığımız çalışmalar biraz eğitim sisteminin içerisinde çocuğun becerisine bakışta mekanının ne kadar yok sayıldığını da biraz bize göstermiş oldu. Yani mekanı bir üçüncü öğretmen olarak kullanıyoruz şu anda.
Bir de bu problemleri çözerken kullandığınız araçları öğrenmek istiyorduk. Biz çocuklara öğrenme aracı olarak çocuk dostu haritalar üretiyoruz. Bu haritalarda da seçtiğimiz mekanlar şu ana kadar Beyoğlu ve Tarihi Yarımada'yı ele aldık ve onlara ilişkin bir haritalama çalışması yaptık. Burada çocukların aslında o mekana yürüyerek deneyimleyebilecekleri, yürüyerek ilişkilenebilecekleri bir rota kurgulamaya çalışıyoruz. Ama bunu da çocuk katılımıyla yapmaya çalışıyoruz. Yani ilk üretimimiz olan Beyoğlu haritasında haritanın içerisine yerleştireceğimiz mekanları ve öğeleri çıkartırken Beyoğlu'nun sosyoekonomik olarak birbirinden farklı olan 5 tane mahallesinde ilk önce atölye çalışmaları ve yürüyüşler gerçekleştirdik. Bu yürüyüşler çerçevesinde çocukların bize anlattıkları hikayelerden, bize götürdükleri mekanlardan kendimiz de Beyoğlu'nun işte tarihinde önemli olabilecek yapıları onu üzerine koyup bir harita çalışması ürettik. Burada çocuklardan öğrendiğimiz şey Beyoğlu'da, İstanbul'da çok merkezi ve çok tarihi, hatta böyle şey İstanbul'a simgeselleşen ve bu anlamda da tarihsel yükü, kültürel yükü de ağır olan mekanlardan bir tanesi. Biz Beyoğlu'na ilk gittiğimizde yani böyle çok kültür mirasına dair bir anlatıyla çocuklardan karşılaşırız gibi düşünmüştük. İşte Galata Kulesi'nden karşılaşırız gibi düşünmüştük. Orada işte Taksim Meydanı'nda daha fazla karşılaşırız gibi düşünmüştük ama çocukların hafızasındaki Beyoğlu'nun çok daha farklı olduğunu gördük. Çocuklar Beyoğlu'nu dokunarak, duyarak, koklayarak algılıyorlar. Beyoğlu'nun en baskın imgesi, o yüzden koku imgesi çıktı mesela. Midye kokusu, işte sigara kokusu, çöp kokusu, bunlar Beyoğlu'na dair çok baskın imgelerdi. Ya da sesler çok baskındı. Yani Beyoğlu çok aktif ve trafiğin işte sürekli inşaatların olduğu dönüşen de bir alan. Dolayısıyla çocuklar inşaat seslerine dair çok fazla şeyler söylediler. Motor seslerine, trafik sesine dair çok fazla şey söylediler. Kültürel mirasın mesela öğrenmeye ne kadar uzak olduğunu da bu süreçte keşfetmiş olduk. Ve haritayla birlikte haritamızı da bu duyu öğeleriyle kurguladık. Yani bu sefer okuma kültür temasıyla okuma kültürü haritası, Tarihi Yarımada okuma kültürü haritası ürettik. Tarihi Yarımada da yani jenerik tarih anlatılarının çok yükünü taşıyan aslında çok kültürlü bir alan. Ama yani birçok medeniyetin iç içe geçtiği hem bir dünya mirası hem de aslında yani böyle bir şey de hala o çok kültürlülüğü içinde taşıyor ve izlerini de taşıyor aslında. Ama biz çok fazla işte gene bu kültürel mirasın belirli siyasi temsillerine belki sıkışıp kalıyoruz ve bu siyasi temsiller de çocuklara hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü onlar erişemiyorlar o temsillere. Ama kendi hayatlarında yani kendi mahallelerinde ki bir eski bir çeşmeye, tarihi bir çeşmeye erişebiliyorlar örneğin. Dolayısıyla biz çocuklara bu sefer okuma kültürünün de bize sağladığı alanla bu çok kültürlülüğü tanıtmak istedik. Ve burada da kullandığımız duyu öğelerinin yarı sıra bu sefer alfabeleri işin içine kattık. Çünkü Tarihi Yarımada'da kitabeler var. Bu kitabelerin Osmanlıca yazıları var, Rumca yazıları var, Ermenice yazıları var. Eski işte Mısır yazıları var. Bazı mesela şey sütunların üzerinde. Bunların hepsi aslında bir öğrenme şeyi. Yani bu merak sorusu. Ve Tarihi Yarımada'da o işte mimari dokunun, mimari mirasının ötesinde bir de anıt ağaçlar var. Yani 360 yaşında çınarlar vesaire var. Onları da o envanteri de kullanarak çocuklara bir anıt ağaçlar rotası da aynı zamanda hazırladık. Yani çocuk tek tiptir ve böyle öğrenir demekten ya da işte Beyoğlu tek tiptir, Beyoğlu böyledir, işte şu şöyledir diye olmaktansa aslında her yaşam, her yaş, her deneyim alanı için bir şey alan açıyor olmak çok önemli. Biz bir toplu ulaşımda çocuk çalıştayı düzenledik ve aslında toplu ulaşımdaki dertlerimiz ne? Yani tamamen buradan çıkmış bir şeydi, yoldu. Az önce de böyle bahsettiğimiz o herkes farklı ve her şey dönüşüyor, değişiyor ve herkesin derdi de farklı gibi bir yere geliyor bu. O yüzden de insanlarda neye ihtiyaç var? İşte biz aslında nasıl bağlantılar kurmak istiyoruz? Çözüm aşamasına geçmeden önce bu noktayı bir önce irdelememiz gerekiyor ki ilerleyebilelim. Ama bunlar için de yani toplu ulaşımın muhatabı işte
17 işte 25 yaş arası işte insanlardır, gençlerdir diye olmak değil, farklı yaş gruplarından, farklı mesleklerden, farklı hak mücadelesi alanlarından gelen ve aynı zamanda da gençler ve çocuklardan oluşan bir ekip, yani gruplar oluşturduk diyeyim. Ve bu gruplarda da farklı başlıklar oluşturduk yani aynı şekilde. İşte keşifli ulaşım, ulaşımda erişilebilirlik, ekoloji, kapsayıcılık gibi gibi. Ve bunlarda da insanların aslında kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açtık. Burada insanlar tartıştılar aslında en çok neyle karşılaşıyorlar ve neyin çözülmesini istiyorlar gibi bir yoldan. Çocuğu çevreleyen topluluklarla, öğretmen topluluklarıyla, aktivist topluluklarıyla, sivil toplum örgütleriyle sürekli işbirliği halinde çalışıyoruz ve kulağımız sahada oluyor. Yani hani ne sorun şu anda nerede, bizim görebildiğimizin ötesinde ne gibi sorunlar var, bunu bakmaya çalışıyoruz. Fark ettiğimiz şey toplu ulaşım planlamasının hiçbir alanının çocuklar için tasarlanmadığı oldu. Ama toplu ulaşımında şöyle bir şey var. Yani özellikle büyük şehirlerde toplu ulaşım kentsel yaşamın çok ciddi bir omurgası. Ve çocukların hepimizin her şeyi öğrendiğimiz yer. Yani toplu ulaşımda siz ihmalle, istismarla da karşılaşabilirsiniz. Toplu ulaşımda yüzünüzü güldürecek bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Toplu ulaşımda kentin daha önce hiç gitmediğiniz bir yerine gidip ne kadar güzel bir yerde diyebilirsiniz. Yani böyle sürprizlere açık bir şeydir. Ama yani bu deneyim çocuklar için çok kaybolmaya çok açık, güvenlik tehdidini çok hissettikleri, yetişkinsiz kesinlikle işte kendilerini navige edemedikleri ve çok ciddiydi aslında ayrımcılığa maruz kaldıkları alanlar. Dolayısıyla biz bunu dedik yani bir hak gündemine taşıyalım. Yani toplu ulaşımda ya çocuk dostu tartışmaların içerisinde de genel itibariyle çocuk dostu alanlar kentlerde çok parklarla ve eğitim yapılarıyla sınırlı tutuluyor. Oysaki toplu ulaşımı da çocuklar kullanıyorlar. Yani bunu biraz göstermek için bir kılavuz hazırladık. Yani toplu ulaşım çocuklar için nasıl daha iyi hale getirilebilir, nasıl çocuk odaklı olabilir diye bir kılavuz hazırladık. Ama bu kılavuzu da gene bir öğrenme materyali olarak hazırladık. Hem kendi meslektaşlarımız için hem çocuklar için. Çünkü çocuklar da haklarını bilemedikleri için karşı karşıya kaldıkları şeylerin bir hak ihlali olduğunu farkında olmuyorlar. Yani eğitimde yalnızca yani deneyimlerin aslında hepsi bir ihtiyaçla bağlantılı. İhtiyaçlarımızın hepsi de haklarımızla bağlantılı. Ve haklar, yani çocuk hakları öğrenmenin çok dışında. Öğrenme alanının çok dışında kalıyor. Toplu taşıma ve bu toplu taşımada yani bir mekan olarak bile kabul edilmez yani toplu taşıma. Çünkü hareket eden bir şey ve hep mekanları böyle sabit şeylerle özdeşleştiriyoruz. Bence bunu öğrenmemiz için ve daha kolay anlatabilmemiz için iyi bir aracı oluyor olacak. Çünkü herkesin bununla ilgili bir deneyimi var. Mağdur ya da fail olarak bir şekilde içinde yer aldığımız haller var ve bence sesimizi duyurabilmemiz için daha iyi bir aracı oluyor. Yani toplu ulaşım o yüzden bence bayağı değerli. Buradan anlatmaya çalışıyor olmamız. Bu kullandığınız araçlar, aktiviteler ve metodolojiler eğitim bağlamında nasıl bir eksiği dolduruyor? Çok kere tekrarladığım bu hayatından çocukların daha önceki deneyim dünyasına bağlı olarak kuracağı bağlantıları tetikliyor oluyor. Yani bu biz birçok şekilde öğreniyoruz. Çocuklar da aynı şekilde. Ve Gizem'in de az önce örnek verdiği gibi birçok sınıflandırma var çocuklara dair. İşte akademik başarısı iyi, işte sporda iyi, şunu iyi yapabilir, şöyle olabilir. Ama aslında yani her çocuğun bir öğrenme şekli var. Ve bu öğrenme şekli için ne yapabiliriz? Yani biz burada çocukların haklarını korurken aynı zamanda onların en iyi erişmesini sağlamaya çalışırken, en yüksek yararını gözetirken burada yapabileceğimiz tek şey aslında onlar için bir yol gösterici oluyor olmak ki onların talep ettiği şekilde. Haritaların da bence böyle bir güzelliği var. Çocuklar yoldalar ve biz de onların yanında yürüyoruz ve ihtiyaç duydukları yerlerde aslında destek oluyor oluyoruz. Yani burada da işte atölyeler dışında da aslında destek olduğumuz nokta bu haritalar olmuş oluyor yani. Eline alıp bakabileceği, yani bir eşlikçisi olduğunu hissedebileceği bir kaynak olmuş oluyor. Haritalarımızın bir gösterim metodu var. Bu haritalar duyu oyunları, bu bahsettiğim duyu oyunlarıyla, yer sözlüğüyle, yani oranın tarihini değil ama karakterini anlatan, işte yokuşu anlatan, yokuşta oynanan oyunları anlatan vesaire bir yer sözlüğüyle birlikte sunuluyor. Ve aslında haritalarda biz bir çocuk temsili kullanmıyoruz.
herhangi yani cinsiyete referans verebilecek, sağlıklılık durumuna referans verebilecek hiçbir çocuk temsili yok. Dolayısıyla aslında bu da böyle bir temsil, çocuk temsili oluşturmamakta standartlaşmanın biraz ötesine geçiyor ve orada o haritayı eline alan bütün çocuklar için aslında kendi deneyimini kurabileceği, kendi bedensel özelliklerine göre kendi kentteki hacmini, varlığını tanımlayabileceği bir düzlem yaratıyor. Türkiye'de biraz çocuk algısı geleceğe ve umuda yönelik bir şeydir ve çocuk hep büyüyecek biridir. Yani hep bir yarım kişidir. Yarım kişi olarak da deneyimi çok fazla önemsenmez. Ama bu yüzden de böyle çok klasik bir çocuk işte şeyi vardır, tanımı vardır yetişkinin kafasında. Hani makbul çocuk dediğimiz işte sevimli çocuk, hani tonton çocuk, biraz daha böyle şey oyunbaz çocuk falan gibi. Ama çocuk bunların hiçbirisi olmak zorunda değil. Kentteki hareketliliği bu şekilde sınırlı olmak durumunda değil. Dolayısıyla hani bu temsili yüklemeyerek çocuğa aslında bir alan da açmaya çalışıyoruz ve bence bu eğitim alanına da biraz yaratıcı geliyor. Evet, yani böyle bir haritanın yapılması, bir kere haritacılığın yerin bir üçüncü öğretmen olarak algılanmasında gerçekten önemli bir yer edindi öğretmenler arasında. Kendi, yani bizim atölye sistemimizde de biz regio yaklaşımından besleniyoruz atölyelerimizi kurgularken. Ve de New York Üniversitesi'nin Children's Environmental Research Group diye bir enstitüsü var. Onların da metodolojilerini kurguluyoruz. Tabii ki kendimiz de bir metot üretiyoruz atölyelerde. Ama genel itibariyle beslendiğimiz, içinde dolandığımız pedagojiler ve referanslar bunlar oluyor. Kişisel mesafelerin arttığı bu dönemden nasıl etkilendiniz ve etkinlik ve aktiviteleriniz nasıl şekillendi bu dönemde? Yani aslında bizi çok zorlayan bir sürece girdik. Yani çocuklar da aynı şekilde çok zorlanıyorlar ve biz sosyal olarak etkileşemediğimiz, tamamen yani çocuklardan nasıl üretebileceğimiz, işte neler öğrenebiliriz ya da işte nasıl bir alan açabiliriz karşılıklı olarak diye düşünürken, bir yanda aslında tamamen uzaklaştığımız ve ekranlarda etkileşmeye çalıştığımız bir forma bürünmeye çalıştık. O noktada da yani aslında daha çok biz içerik üretme ve işte çalıştayımızı yaptık. Daha çok bu işbirliklerini nasıl sürdürebiliriz noktasına yoğunlaştık. Ve sonrasında da bir podcast serisine başlama kararı aldık. Bu podcastimizin adı Bir Çocuk Bir Yetişkin. Adından da anlaşılacağı üzere işte bir çocuk ve bir yetişkin kent üzerine birbirlerine sorular soruyorlar. Pandemi çok zor bir süreç olmakla birlikte bir şeyi herkesin çok anlamasını sağladı. Kentsel yaşam çok önemli. Çünkü kentsel yaşamda mahrum kaldık. Anlaşılırlığımızın bir tık yükseldiğini düşünüyoruz pandemiyle. Böyle bir pozitif taraf oldu bütün negatif taraflarının yanında. Onun dışında atölye, yani haritacılık çok daha önem kazandı. Yani mekan duygusu. Çünkü bunu kaybediyoruz. Ekranlarda birbirimizle konuşuyoruz ama aynı iklimde değiliz. Aynı ortamda değiliz. Hepimiz için aynı kokmuyor mekan şu anda. Renkleri, ışığı aynı değil. Dolayısıyla o yani mekansal farkındalık dediğimiz şeyi biraz daha güçlendirebilecek araçları üretmekte de haritacılık da bir tık daha önem kazandı. Biz de bunu pekiştirebilecek online atölye çalışmaları da düzenliyoruz. Yani çocuklarla birlikte haritalar üretiyoruz. Onlar kendi kent haritalarını yapıyorlar. Çevrenizdeki yerel veya uluslararası diğer organizasyonlarla nasıl işbirlikleriniz var ve bu işbirliği size için ne kadar önem taşıyor? Farklılıklar bizi bir arada tutuyor ve aslında ben şey kentin dokusuna benzetiyorum böyle kurduğumuz işbirliklerini. Her yerden ve herkesin dahil olabileceği, kendi derdini anlatmaya çalışabileceği bir alan açmaya çalıştığımız için, yani bu işte ekolojistlerin de, hak temelli çalışanların da, gençlerin de gibi bir katkı sunabilecekse işbirliği kurabildiğimiz bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bunu belli çerçevelerde tutmaya çalışıyoruz ama yani bütüncül bir mücadele sürdürürken çok da dağılmak mümkün olabiliyor çünkü. Bu çalıştayın yapısından bahsetmiştim ya, aslında onun gibi biraz keşif, erişilebilirlik, ekoloji gibi böyle ilişki kurduğumuz paydaşlar var ve bunlar tabii ki bizi çok güçlü kılıyorlar. Konu çocuk olunca çocuklara bir kere erişirken zaten paydaşlı bir yaklaşımda olmak gerekiyor. Çünkü çocuklarla direkt iletişim kurabileceğimiz mekanizmalar yok. Dolayısıyla hani bir kere o yüzden öğretmenlerle tanıştık biz ilk bu süreçte.
ve öğretmenler bizim çok güçlü paydaşlarımız oldular. Yani hem kendilerinin yaşadıkları zorluklar da aslında bizim dert ettiğimiz şeylere, yani mekanın kendisinin bir sorun oluşturma kapasitesine yönelik çözümler geliştirirken onların deneyimleri de bizi çok yönlendirdi. Hem de aslında öğretmenlerin çocukların öğrenmesine ilişkin ne kadar fazla deneyim biriktirdiğini, ama bunu kullanabilecek belki de farklı araçlara erişimlerinin de zor olabileceğini keşfettik. Yani bizim hani bu alandaki mesela önerimiz mekanı kullanmak oldu. Onlar daha sonra kendileri çok daha yaratıcı, hani bizim ürettiğimiz malzemeden, materyalden çok daha yaratıcı, çok daha çeşitli şekillerde bunu kendi uygulama alanlarına taşıyor oldular. Onun dışında Türkiye'de aslında çocuk hakları alanında kökleri sağlam ve uzun süreli bir mücadele var. Ve bu sivil toplum örgütleri bizim paydaşlarımızın arasında. Ve gerçekten hak temelli olmasına yaptığımız her şeyin çok özen gösteriyoruz. Ve şeylerden olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki toplumsal hareketlilikle, işte hayvan hakları hareketiyle, ekoloji hareketiyle, bunlar böyle birbirinden ayrı ayrı gibi gözüküyor ama değil aslında. İşte kent hareketleriyle, toplumsal cinsiyete dair çalışmalar yapan işte derneklerle ve kurumlarla bu hareketlerden olabildiğince kendi uygulama alanımıza bir pedagojik formasyon demek gerekirse ismine, eğer çok da hoşlandığım bir şey değil ama o pedagojinin içerisine birlikte eleştirel bir pedagojiyi bu hareketliliklerden beslenerek kurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda işbirlikleri bizim için çok önemli. Başka işbirliklerinin de sahaya dair keşfettiklerini öğrenmek, bunlar yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, başka pratikleri görmek, bizden önce yapılmış, denenmiş ve iyi işlemiş pratiklerden öğrenmek, mümkünse onların sorun alanlarını kendi sorun alanlarımız olarak yeniden tariflemek, birlikte yeni bir işte şeye girmek, yola girmek, projeye girmek bizim için önemli. Yani bizim aslında çalışma motivasyonumuzun ana kaynaklarından bir tanesi bu.